Değerli Özbekli hemşerilerim, Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor, iyi seyirler diliyorum. Dondurmasıyla ün salmış Maraş'ta, Elbistan ilçesinin bağrında yaşattığı köylerden birinde Özbek köyündeyiz. İstanbul'dan, Ümraniye'den kucak kucak selamlar getirdik sizlere. Asıl geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Özbek köyü, kuraklık ve su sıkıntısı yaşamaya başlayınca toprağa işleyemez olmuş. Yağışların normal seviyelerin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su kaynakları olumsuz yönde etkilenmiş. Meralar kurumuş, hayvancılık yapan kişi sayısı giderek azalmaya başlamış. O vakitler binin üzerinde küçükbaş hayvan beslenirken, bu sayı sadece köylünün kendi ihtiyacını görebileceği seviyelere düşmüş. Maraş'a 190 kilometre, Elbistan ilçe merkezine ise 23 kilometre uzaklıkta olan Özbek köyüne doğru yola koyulduk. Dümdüz ovanın tam ortasından devam ediyoruz. Nihayet Özbek köyünü gösteren tabela göründü. Hep birlikte gezelim, daha yakından tanıyalım Özbek köyünü. Ülkemizin yarı kurak bölgeleri içinde yer alan Kahramanmaraş ovalarında kurak toprakların tam ortasında bir ağaç görmek bir çocuğun şeker bulması kadar sevindiriyor insanı. Elbistan köyleri birbirlerine yakın mesafelerde. Yolumuz az kaldı derken bir köy göründü tam karşımızda. Mezarlığın önünden geçerken dualarla devam ediyoruz. Eski Maraş evleri bunlar. Yıkık dökük harabeye dönmüşler. Zamanında oldukça büyük şekilde inşa edilmişler. Belli ki kalabalık aileler yaşıyormuş bu evlerde. Ayağımızın tozuyla muhtarımızın azası olan Hasan Bey'e gidelim. Hem köy hakkında bilgi alalım hem de birlikte gezelim Özbek köyünü. 1945 doğumluyum. Efendim bu köyde yaşıyorum. Köyümüz 15-20 hane şimdi şu durumda. Köyün gelişim kaynakları hep gurbette, evet bizim arazimiz var, kıraç. Sulu değil yani. Hep kıraç araziler var. Bizim şeyimiz hep gurbetle yani gurbetle geçiniyor. Şimdi şu durumda çocuklarımız hep gurbettedir yani. Köyde işte kışı çok çetin geçer buranın. Kış memleketidir yani.
Eskiden çok yağardı ama şimdi şu da, yani bu senelerde fazla iklim değişmiş gibi kar fazla yağmıyor. Kar fazla yağmıyor yani. 5 ayda beri, 4-5 ayda beri daha kuraklık giriyor, daha yağmur yok. Yağmıyor yani. Sıkıntımız, yolumuz güzel. Telefon var, mesela elektrik var. Yalnız su sorunumuz var. Köyümüzde yani su, işte bu mevsimde bostanlar var, bahçeler var. Onun için su sorunları oluyor tabii. Su sorunu var. Okulumuz hani millet insanlar köyü dağılınca, kimse kalmayınca okullar mecburi kapandı. Devlet taşıma yapıyordu bu Gücük nahiyesine. Devlet orada taşıma yapıyordu. Yani burada kalanlar mesela civar köylerde hepsi Gücük'e geliyorlardı. Şimdi şu durumda daha öyle yani. İşte bu sene hastalık dolayısıyla okullar kapandı ya. Öğrenciler gelip gitmediler yani. Hep Gücük'e gelip gidiyorlar yani. Bu Gücük dedin nahiyeyi duyunca da şimdi nahiye değil. Koyun sürüsü boyunlarındaki çanlarla şenlendiriyor burayı. Geniş bir arazi üzerinde dağınık şekilde yerleşim oluşturulmuş Özbek köyünde. Göz alabildiğine ova dolu etrafımız. Tarihi kalıntılar var her bir yerde. Eski yapıların biçimlenmesinde iklim, doğal çevre özellikleri, sosyal ve ekonomik yapıya dek uzanan bir dizi değişikliğin etkileri bulunuyor. Her ne kadar harabiye dönmüş olsa da görkeminden hiçbir şey kaybetmemiş. Haydar amca 71 yaşında. Bu köyde doğmuş büyümüş. Ne yazık ki o da göçten nasibini almış. Hikayesini kendisinden dinleyelim. Ola bu köyden Gücük nahiyesi vardı, eskiden nahiyeydi. Şimdi tabii nahiyelik yok da. 5 seneyi orada okuduk, ilkokulu. 4 kilometre civarında yani 3 kilometreyi geçti. Gel git sabah akşam. Ondan sonra işte artık kendimizi çalışmaya verirdik. Arazimiz de fazla yok fakat yine ekin ektik, biçtik öküz döneminde. Öküzlerle çift sürüp şey yapıyorduk. Ondan sonra kurbetlik çıktı. Kurbete gittik durmadan. Arabistan'a gittim, Libya'ya gittim. İşte köy usulü, aynen köy usulü evlenmemiz oldu. Düğün halayı bilmem şu bu. Valla inşaatla uğraşırdık genelinde. İnşaat işçisiydik. İşte Antakya'da çalıştık, İstanbul'da çalıştık. İşte bu yani başka gelirimiz yok. Çalışmayla geçimimizi sağlıyorduk. Köyde kalmakla geçimimizi sağlayamıyorduk. Gurbette çalışarak geçimimizi sağlıyorduk. İşte bu durumda geçiniyorduk. En son dönemlerde de şeye gittik. Libya'ya, Arabistan'a, bu ülkelere gittik, işte geçimi sağlıyorduk. Sulama sistemi yapılmış bahçeleri. Domates fidanları yeşermiş, yaprakların mis gibi kokusu yayılmış etrafa. Ay çiçeklerin açmasına ise az kalmış. Boy vermişler güneşe doğru. Biberler dalında ne kadar da güzel görünüyor. Olgunlaşan biberler kışa hazırlık için kurutuluyor. Mor ve beyaz çiçeklerin güzelliği insanın içini ferahlatıyor. Meyve fidanlıkları yapılmış. Çok emek verilmiş bu hale getirene kadar.
Zaten susuzluk ve kuraklık büyük sıkıntı oluşturuyor. Bir de don vurunca yanmış çiçekler. Elmaları dalından koparıp yemek dünyanın en tatlı hazzını veriyor insana. Kapı önlerinde oturmak için ağaçtan iskemleler yapılmış rastgele çivilerle çakılmış şekilde. Meryem abla da diğerleri gibi yıllarca gurbet yolu beklemiş. Ne zorluklar yaşamış kendisinden dinleyelim. Çocukluğumuz burada geçti. Burada doğduk büyüdük. Malcılıkla uğraşıyorduk ya eskiden. Bitti, yaşlandık. Çocukların yanına gidiyorduk İstanbul'a, olan İstanbul'da öğretmen. Onun yanına gidiyorduk. Hastalıkta dolayı gidemedik. Geçen sene de burada kaldık. Başka da bahçeyle, işle, güçle uğraşıyor. Kışlar çok çatın geçiyordu. Mallara bakıyorduk. Ekin oluyordu yazın. Bahçe derken çalışıyorduk. Ev hanımıydık. O işlerle uğraşıyor. Tandırda saç ekmeği yani yufka yapılıyor bu ocakta. Hünerli köy hanımları bir araya geldi mi yüzlerce yufkayı tek seferde yapıyorlar burada. Çocuk oyun parkı ise Cem evinin bahçesinde yapılmış. Cem evi aynı zamanda köy konağı. Sosyal aktivitelerde, toplantı, cenaze, taziye gibi durumlarda kullanılıyor. Özbek köyünün en eski ve en büyük hayvan barınaklarından biri. Göç başlamadan önce 300 civarında hayvan oluyormuş bu ahırda. Göç sayısı giderek artınca hayvancılığı da bırakmış köylüler. Tandır taşı derlermiş bu duvarların ve evlerin yapımında kullanılan taşa. Tarım eskiye nazaran bitmiş sayılsa da tarım aletleri tarla işlerinde hala kullanılıyor. Köy okulu 70'li yıllarda yapılmış. Nüfus giderek azalmaya başlayınca taşımalı sistemle eğitime devam etmişler komşu köylerde. Gece gurbet, gündüz gurbet, yıl gurbet. Gurbet bana, ben gurbete alıştım. Akşam ağıt, sabah ağıt ne hikmet. Firkat bana, ben firkata alıştım. Gurbette yaşayan kardeşlerimize selam olsun Özbek köyünden. Yeniden görüşebilmek ümidiyle, hoşça kalın.